Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Oktay İzmir. Yayınıma daha hoş geldiniz. Herkese saygıyla selamlıyorum. 29 Mart 2023'ten önce gelenlerin öncelikli olarak olmazsa olmaz temel kriterlerimiz var. 1. 29 Mart 2023'ten önce gelmiş olacaksınız. 2. Diplomanız olacak. Hangi diploma? Meslek diploması. Ya 16. maddeden kalfalık sağlık diplomanız olacak? 16. 35 olmaz. 28B olmaz. 31 olmaz. 16. maddeden diplomanız olacak. 2. Meslek lisesi mezunu olacaksınız ya da meslek yüksekokul dediğimiz 2 yıllık ön lisans mezunu olacaksınız ya da lisans mezunu olacaksınız. Ha bunun üstü yüksek lisansınız varmış, doktoranız, doçentiniz, profesörlüğünüz varmış, problem yok. Hepsi olabilir. Dolayısıyla ikinci kural mesleki diplomanız olacak. Eğer bu iki şartı taşıyorsanız, evet siz bu yasadan yararlanabilirsiniz. Üçüncü kriterimiz yaş kriteri. Eğer 45 yaşın üzerindeyseniz aylık brüt maaşınız 4.152,5 euro olacak. Türkiye'den emeklilik geliriniz varsa o zaman Almanya'daki maaşınızla Türkiye'deki emeklilik geliriniz ve kira gelirleriniz 4.152,5 tamamlamış olacak. İkisini toplam. Tamam. Bu üç kriter. Dördüncüsü iş sözleşmesi olacak. Beşincisi ekleyelim son beşeftik feherdiniz dediğimiz belgeniz olacak. Ama burada dikkat edeceksiniz. İş tanımlarına, görevlere. Tamam mı? Sizi tarif edecek ve maaşınızda Agentur für Arbeit'in web sitesinde bulunan Entgelt Atlas'ta sizin sektörde, sizin mesleğinizde ilgili kriterler olacak. Şimdi bu saymış olduğum kriterleri taşıyorsanız o zaman şimdi sizin için kritik olan soruyu cevaplayacağım. Bir, ilticanız 29 Mart 2023'ten önce geldiniz hala BAMF'ta. Yani birinci mülakatı yaptınız ama daha ikinci mülakatı olmadınız. Ya da ikinci mülakatı yaptınız daha sonuç gelmedi. Buna mülteciler mahkeme diyor da BAMF'ta olan işlem mahkeme değil. Duruşma ya da kişisel görüşme olarak da diyebiliriz. Hani bir kısa mülakat bir de uzun mülakat yapıyorlar işte bu. Yani siz başvuru yaptınız, BAMF dediğimiz yerdesiniz. Yani kampta ve hayımda olduğunuz süre içerisinde başvuru yaptıktan sonra bir kısa bir uzun mülakat oluyorsunuz. Bunu olduğunuz zaman henüz cevap gelmedi. Harika. Bu yasadan yararlanabilirsin. İki, BAMF'tan ret aldın. O zaman BAMF'ın her kararına ister 7 günlük olsun, ister 14 günlük olsun, ister 30 günlük olsun ne yapabiliyorsunuz? Verwaltungsgericht dediğimiz bir idari mahkemeye başvuru yapabiliyorsunuz. Verwaltungsgericht dediğimiz mahkemeye bu İhticam duruşmalarını takip eden mahkemeler. O zaman Verwaltungsgericht'e başvuru yaptınız. Burada ret alabilirsiniz. Süreciniz devam edebilir. Herhangi bir aşamasındayken ihticanızı çekip bu yasadan yararlanabilirsiniz. Ya da Verwaltungsgericht'ten ret aldınız. Size bir ay içerisinde Berufungsgericht'e başvuru yapmanız için yetki veriyor. O zaman üst mahkemeye itiraz edilerek de bu yasadan yararlanabilirsiniz. Şimdi üst mahkemeden de ret aldınız. Defter kapandı arkadaşlar. Şimdi burada sorun da tam da burası işte. Avukatlar genelde üst mahkemeyi kaybederiz düşüncesiyle başvuru yapmayı tercih etmiyorlar. İşte burada taktiksel olarak hani daha uzun bir sürece yayalım diye itiraz etmiyorlar. Ama 29 Mart 2023'ten önce geldiyseniz benim tavsiyem itiraz edilmesi yönünde. Çünkü İlticanın çekilme işlemleri BAMF'tan yapılır arkadaşlar. Ama mahkemenin devam ediyor olması lazım. Mahkeme devam etmiyorsa, mahkeme kapandıysa, dosya kapandıysa kapanan ilticayı çekemiyorsun. Onun için bu deport aşamasında olan arkadaşlar burada benim tavsiyem. Bak, tecrübemi aktarıyorum. Kendi avukatlarınıza, benim avukata da sorabilirsiniz, başka hukukçulara da sorabilirsiniz. Ben tecrübelerimi size aktarmaya çalışıyorum. Dolayısıyla Almanya İkamet Yasası 10. madde çok net. Almanya İkamet Yasası çok net olduğu için burada ne diyor? İlticayı çekerseniz 18A, 18B, 19C'den yararlanabilirsiniz diyor. Mahkemenin devam etmesi lazım ki ben ilticayı çekebileyim. Mahkeme devam edecek, ilticayı çekecek. Üst mahkemeye itiraz etmeyenler, bu şartları taşıyıp da üst mahkemeye itiraz etmeyenler yanlış yapıyor. Ben olsam şöyle yaparım. Yabancılar Dairesi'ne Almanya İkamet Yasası 18A, 18B, 19C kapsamında başvuru yapmak üzere 10. madde 3, 5. cümlesi itibariyle ilticamı çekmek istiyorum diye dilekçemi başvurumu yaparım. Başvurumu yaptıktan sonra mahkeme beni duruşmaya çağırmadan ya da mahkeme
karar vermeden banktan ilticamı çeker. Böylelikle ne olacak? Zaten başvurum var. Çektim. Ondan sonra onay işlemleri devam ettikten sonra da mahkemeden dosyamı kapatacağım. Burada tek problem şu. Bu arada denklik işlemlerinin de tamamlanması gerekiyor. Şimdi bazı bölümlere denklik gerekmiyor. Evet. Vize alırken denklik gerekmiyor. Ama almaya da gerekiyor. İktisat ve işletmeye denklik gerekmiyor ama yabancılar dairesi diyor ki bana denklik gerektirmediğine dair belge getir diyor. Yani onlarca defa rastlıyoruz. O zaman biz burada neyi görüyoruz? Denklik işlemleri DAP 2 aya kadar sürüyor. 150 euro maliyet istiyorlar. Zaptı ise 208 euro. Eğer mavi kartlık sözleşmeniz varsa 2-3 hafta daha denklik çıkıyor. Yoksa artık 2 ay, 3 ay, 5 ay sürüyor. İHK FOSA da 4-5 ay, 6 ay sürebiliyor. Onun için hem mahkeme aşamasında son aşamadasın deport edilecek. Bir de ya abi ben dil kursuna gidiyorum. Denkliğe başvuru yaptım. İş sözleşmem var çalışıyorum. Beni deport etmezler. Ha diyorsun ya. İşte öyle bir şey yok arkadaşım. Seni iş sözleşmen kurtarmayacak. Dil kursuna gitmen kurtarmayacak. Net. Seni kurtaracak olan denkliğinin eğer gerekmiyorsa ana binden denklik gerekmiyor diye dair belge alacaksın. Denklik gerekiyorsa mutlaka denklik yaptırman gerekiyor. Bunu mutlaka unutmayın. Bunu yaptığınız takdirde ne olacak? Mahkeme devam ederken ilticanızı çekmeniz gerekiyor ama yabancılar dairesi diyor ki denkliğiniz olmadığı için ya da denkliğiniz devam ettiğinden dolayı ben başvurunuza red vermeyi düşünüyorum diye size yazı yazabilir. Bu normal. Korkmayın. Yeter ki mahkeme devam etsin. Mahkeme devam ettiği sürece her aşamada ilticanızı BANF'tan çekebilirsiniz. Bunun için yapılması gereken BANF red aldınız, fervansınız geliş, idari mahkemeden red aldınız, berifunuz geliş, temiz mahkemesi ya da işte bizde Danıştay mı diyorlar ya da Yargıtay mı neyse işte temiz mahkemesi usul açısında problem var. O zaman temiz mahkemesi dediğiniz berifun gelişlerinde red aldınız, dosya kapandı. Hem 29 Mart'tan önce gelmişsin, hem üniversite mezunusun ya da kamyon ehliyetin var, tır ehliyetin var. Ulan bütün şartları taşıyorsun, mahkemede bitti. Bütün mahkemeler süreci gitti. Ya da itiraz etmediniz, dosya kapandı. Saç baş yolduran bir hadise bu. Yapmayacaktın işte bunu, anlatabiliyor muyum? Böyle bir problemle karşı karşıyayız. İşte onun için yapılması gereken ne burada? Sizin duldukta olmanız, apşibin duldukta olmanız bir şey ifade etmiyor. Yani burada Afransız geçti, Atunku mu var, Dulduk mu var, Apşibink Dulduk mu var ya da Beşiktaş mı, Dulduk mu var? Hiç önemli değil. Hiç önemli. Burada önemli olan mahkeme. Bitti mi bitmedi? Hangi mülteci kimliğiyle durduğunuza bakmıyoruz. Mahkemenin devam edip ettiğine bakıyoruz. Eğer mahkeme deport kararı verdiyse pasaportunuzla birlikte bütün aile gelin diyor bu. Yaz saçların birileri hadi sana güle güle yapacaklar. O zaman ne yapacağız? Burada çözüm. Şimdi Almanya'da virgüller çok. Kanunda çözümler var. Almanya bürokrasi yavaş hantal işlemesi bazen siz mültecinin içine yarıyor. Burada önemli olan red aldıysan eğer yasanın da şartlarını taşıyorsan o zaman yeni bir iltica gerekçen varsa Almanya iltica yasası 72. maddeye göre siz Folgeantrag dediğimiz müteakip iltica yapabilirsiniz. Folgeantrag dediğimiz müteakip iltica yarım ilticanın geri kalanını tamamlama ilticası diyeyim yani. Abi bir başvurumuz vardı, yarıda kaldı, onu tamamlayayım demek gibi bir şey yani. İkinci iltica değil bu. Folgeantrag, müteakip iltica. Başvuru yaptığınız birinci ilticanın devamı niteliğinde. Orada hakkında yakalama, tutuklama olacağından bahsettiydim, şunları dediydim, bunları dediydim. O sırada belgelere ulaşamamıştım, bak şimdi belgelere ulaştım deyip yeni bilgi belgelerle, yeni delillerle, yeni savunmalarla folgeantrag yapıyorsunuz. Folgeantrag yaptığınız için ilticanız devam ediyor anlamına geliyor. Dolayısıyla yine ilticanızı çekip yasadan yararlanabilirsiniz. Folgeantrag'dan red aldınız, tekrar Fervansungs gelişe gidiyoruz. Fervansungs gelişten red aldınız, tekrar Berufungs gelişe gidiyoruz. Berufungs gelişten red aldınız, bu sefer tekrar 72. madde gereği, 72. madde gereği yapıyoruz. Zweitantrag yapıyoruz. Folgeantrag 71. madde, Zweitantrag 72. madde gereği tekrar yeniden başvuru yapabiliyorsunuz yeni gerekçenizle. Böylelikle hem bir taraftan ideal zamanı yakalamış oluyorsunuz, hem bir taraftan ilticanızı yürütmeye çalışıyorsunuz. Eğer oradan kabul alırsanız bu kadar zahmete gerek kalmayacak. Ama olur da yine red alma opsiyonu olursa hiç yoktan elinizde bu yasadan yararlanma imkanı var. Dolayısıyla yeniden Folgeantrag ya da Zweitantrag dediğimiz ikinci ilticayı yaparak bu yasadan yararlanma imkanınız olacak. Bizi izlediğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. İyi akşamlar diliyorum efendim.